bitmeden yolculuğumuz Mersin'den devam ediyor. Çatkapı ekibi olarak tabii ki de günün en önemli öğünü kahvaltı. Bizler de dedik ki karnımız acıktı. Bu güzel deniz manzarasında, arkamızdaki nehir manzarasında aldığımız zaman nerede güzel bir kahvaltı ederiz? Bir kafeye geldik. Çok nezih bir işletme. İşletme yetkilisini tanımak istiyorum. Tabii ki karnımızı doyurmak istiyorum. Gelin beraber hoş sohbetiyle kendisini tanıyalım. Daha sonra da buradaki görselleri sizlerle buluşturmuş olalım efendim. Ben önce sizi tabii ki de tanımak istiyorum. Tabii ki, tabii ki. İsmim Hüseyin Kavun. 2 yıldır bu işletmeyi işletiyorum. Bu işi yapıyorum daha doğrusu. Ve her gün üzerine koyarak devam etmeye çalışıyoruz işimizin. Her gün bir adım ileriye gidiyoruz. Şu anda geldiğimiz nokta 2 yılda çok güzel. Güzel geri dönüşler alıyoruz. Peki mutfaktan kahvaltımız çıktı. Kahvaltımız gözümüzü şenlendirdi. Evet. Peki başka neler çıkıyor mutfağımızdan? Başka neler var? Günübirlik kahvaltıdan sonra yemeklerimiz var. Ne diyeyim, mantı, içli köfte. Bu tür şeylerimiz var, el yapımı. Pizzalarımız var, kendi el yapımımız. Rızgara köfte, saç kavurma. Daha çok bir lokanta türü değil de kafe türüne hitap eden bir şekilde çok fazla şey yapmıyoruz. Gelenler memnun kalıyor, doyuyor. İlk önce göz doyuyor, daha sonra mideyi doyuruyoruz. Harika, çok güzel. Ben oradan içli köfteyi aldım, evet, çünkü şunu, evet, çok merak ediyorum. İçli köfte biliyoruz ki burada Mersin'de, evet, Tarsus'ta olsun, aynen, işte Adana taraflarında olsun çok meşhur. Evet. Haşlama mı yapıyorsunuz, kızartma mı yapıyorsunuz? Kızartma yapıyoruz. Daha çok kızartma tercih ediliyor. Biz her zaman kızartma yapıyoruz. Haşlama daha çok ev usulü oluyor. Onun için kafede genelde kızartma tercih ediliyor. Onu yapıyoruz. Yiyenler çok memnun kalıyor. Ve bizim her zaman düşüncemiz şu oluyor. Buraya gelen misafirimiz doyup öyle gidecek veya kapıdan giderken gülerek gidecek. Her zamanki düşüncemiz budur. Zaten atmosferiniz bir kere, evet, onu yansıtıyor. Evet. Çünkü kapıdan girer girmez efendim, hani biz, evet, her ne kadar çat kapı gelsek de insanlar şöyle bir şaşırsalar bile ağırlama kültürleri oldu. Çünkü, evet, zaten ülkemin her yerinde sıcak insanlar var. Ağırlama konusunda hiç sıkıntı yaşamıyorlar. Gördüğünüz üzere, evet, çok güzel ağırlanıyoruz bu noktada. Tabii sonradan deniliyor işte neden bu kadar kilo alındı vesaire. Ne yapalım, her yerin yöresine göre yemek yiyince böyle oluyoruz. İllaki. Peki meşhur kıldığınız böyle yöresel lezzetleriniz var mı burada? Yöresel lezzetlerimiz kafemiz olarak değil ama Bozyaz olarak hani güzel yemeklerimiz var. Keşkek deriz, düğünlerde keşkek yaparız. Bilirim keşkek. Aynen. Veya Türkiye'de pek bilinmeyen gölevez bizim dilimizde veya kolagaz denen bir yemek vardır. O her nedir? Yerde yetişmez. Patatesin biraz büyüğü. Kışın oluyor genelde. Yemeği çok güzeldir. Birçoğu bilmez bunu. Evet, ilk defa, evet, duyuyorum şahsen sizlerden. Aynen. Bu Anamur Bozyaz'a özgüdür genelde. En çok o bilinir yani buralarda. Ve zaten Bozyaz Anamur denince muz akla gelir. Muzun başkenti Bozyaz Anamur. Şu anda genelde geçim ve ekonomi muza dayalı Bozyaz Anamur'da. Giderek yeni yeni artık turizme dediğiniz gibi dönüş başladı. Niye? Artık buralar daha güzel, daha temiz kaldığı için misafirlerimiz buradan yoldan geçerken bile gördüğünde herkes soruyor, acaba buraya yerleşsek mi, burada kalsak mı? Veya gelen memurlar bile hani diyor ki gitmek istemiyor hiçbir yere. Niye? Burası çok güzel. Havaları yazın biraz sıcak olabilir ama genelde çok güzeldir. Böyle bir durum var Bozyaz'da. İnsanlar, evet, sezon yaşadıktan sonra o yazın, aynen, zaten zevkine vardıktan, evet, sonra tabii ki de kalmak, evet, isterler. Bir de aynı zamanda işletmenizin tam ortasında bir sahne görüyorum. Bu, evet, nedir peki? Sahne canlı müzik için. Burada canlı müzik yapıyoruz haftanın 4 günü. Salı, çarşamba, cuma, cumartesi. Halkımız yoğun ilgi gösteriyor, sağ olsunlar. Güzel oluyor. No name isimler mi çıkıyor yoksa bilindik isimler vesaire falan da geliyor mu? Hemen hemen yerel çok bilindik değil ama herkes memnun kalıyor. Ailesiyle gelip güzel vakit geçirip 2-3 saat, 4 saat gidebiliyorlar. Herkes de memnun şu anda. Daha da ileriye taşımayı düşünüyoruz bunları. Bakalım. Çok güzel. Aynen. Sabah kahvaltımızla başlıyoruz. Aynen. Öğlen sabah, yemeklerimizle, evet, fast food'umuzla. Akşam da kulaklarımız şenlensin, evet, diye, evet, ne canlı yapıyoruz? Canlı müziğe dahil oluyoruz, aynen, efendim. Aktivitelerimize hiçbir şekilde burada son verilmiyor. Evet. Burası oldukça nezih ve büyük, evet, ferah bir yer aslında. Tabii ki, tabii ki. İnsanların gerçekten hem ulaşım anlamında kolaylık sağlayabileceği, evet, hem de bu noktada dediğimiz gibi gözünü şenlendirirken midesini doyurabileceği bir durak, aynen, burası. Aynen. Peki burası nasıl oluşum aşamasına geçti? Yani burayı nasıl açmaya karar aldınız? Daha önce, evet, de hep gıda sektörü, kafe işletmeciliği yapıyor muydunuz? Ben yapmıyordum daha önce. 2 yıl önce bulundum. 2 yıl önce girişim yaptım. Burası daha önce de faal haldeydi ama
Şu anki haliyle çok değişikti. Ben geldikten sonra birçok değişimler yaptım, yenilikler yaptım. Dediğim gibi her şey yaparak, iyileştirerek gidiliyor. Şu anda böyle bir hal aldı ve Bozyazı da genelde bilenler diyor ki hiç böyle bir yer olabileceğini düşünmüyorduk. Çok güzel oldu. Elinize sağlık. Ben de kendimden beklemiyorum. Daha doğrusu severek yapıyorum bu işi. Her gün biraz bir adım daha ileriye gidiyorum. Şu anda memnunum. Geri dönüşümlerden, dönüşlerden memnunum yani. Çok, çok güzel oldu. Bizler de o zaman başarılarınız tabii ki de daim olsun diyoruz sizlere. Hedefleriniz doğrultusunda. Evet. Artık iştahım kabardı efendim. Dalacağım masaya ama sohbet o kadar tatlı ki sonlandıramıyorum. Evet. Ben son olarak sözleri almak istiyorum sizlerden. Bize, izleyicilerimize, bu haftaki ünlü konuğumuza neler söylemek istersiniz? Vallahi Bozyazımız, ilk önce kafemiz, sonra Bozyazımız çok güzel bir yerdir. Buyurun gelin bekleriz, her zaman misafirimiz olursunuz. Çok güzel bir denizimiz var, çok güzel bir doğamız var, çok güzel bir işletmemiz, kafemiz var. Herkesi Bozyazı'ya bekliyoruz.